Bak kardeşim dediğin kızı istismar etmiş bu adam. Ha? Nasıl abi diyebiliyorsun ya, onu? Ben onların olayını tam bilmiyorum. Annesi anlatıyor ya. Annesi niye yalan söylesin kadın? Kolay mı? Bu arada tekrar bağlamaya çalışalım. Hanımefendi kendini iyi hissetsin biraz. Sonra tekrar bağlayalım. Ya sen anne dediğin kadın, kızının şey muhabin dediğin, abim dediğin adam tarafından tacize uğradığını söylüyor ya. Sen nasıl bu adama abi diyorsun? Bu mu abi? Bu mu? Evet. Maalesef. Ecem neden maalesef diyorsun? Ha? Sen abiyle bir şey mi yaşadın? Hayır, ben bir şey yaşamadım da. Kimi korumaya çalışıyorsun? Ben kimsenin hayatını burada dökmek istemiyorum sadece. Bak bunların hepsi Ecem, sen istesen de istemesen de tek tek çıkacak. Ben yani, burada yazan ben söylemeden isimlerin... çıksın da, yani ben söylemek istemiyorum. Neden? Neden yani korkuyorsun? Korku değil yani, insanların ailevi bir şeylerini görmek kimseden korkmana gerek yok. Kimseden korkmana gerek yok. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Habil'in yaptıklarıyla ilgili daha çok şey biliyorum ben. Çok daha fazlasını biliyorum. Seninle de ilgili öyle Ecem. Öyle. Sadece bunları bir kısmını söyleyemiyorum. Sen nedenini biliyorsun değil mi? Söylesem ne olur burada? Neyi biliyorsunuz? Anlamadım. Orası. Senin korkudan söyleyemediklerini. Ya ben söylemek istemiyorum ya. Sadece bu kadar. Öyle. Saydan bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Bak bu programın adı Yeniden Başlasak. Senin aslında bir fırsatın bu. Bütün bu pisliklerden, bu lekelerden, bu kokuşmuşluğun içinden çıkıp sıyrılıp kendine bir yeni hayat kurman için elimden geleni yapabilirim. Ama Ecem, bu yaşadıklarınız normal şeyler değil. İğrenç şeyler. Bir kısım değil mi? Sen bunları nasıl normal gözle bakabiliyorsun? Ben onu anlamıyorum. Sen ben de bunların bakmıyorum. Ben doğru olmadığını biliyorsun değil mi? İstemiyorum. Evet, doğru olmadığını biliyorum. O yüzden söyle bana. Ben doğru olmadığını biliyorum zaten. Ama kimsenin hayatı beni ilgilendirmediği için ben kimseye... Mesela kimse ben tavla kış da hayatında var Ecem. Sen de varsın. Ben de varım ama sen de varsın. Ve sen daha akıllı bir kızsın yani. Ne işin var senin bu olayların ortasında? Yani. Sen sormadın mı ki ben ne işim var bu insanlara? Ya ben sorsam da ne sormasam ne yani. Ölmüş mü? Ecem neden korkuyorsun? Abi sana ne yapacak? Ne yapabilir? Ecem. Sana abinin yaptıklarını da biliyorum. O yüzden abi falan değil, geç onları sen. Yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ecem, bak korkuyorsun anlıyorum. Ama sana yaptığı şeyler suç. Biliyorsun değil mi? Suç. Yaptırdığı şeyler de suç. Kimin? Habil'in ve diğerlerinin. Yaptırdığı şey değil ya. Ne? Bana bir o şey yaptırmadı mı? Ama kimse bana bir şey yaptırmaz. Ben istemediğim sürece kimse bana ama hiçbir şey yaptıramaz. Ama senin istemeni kim sağladı? Ben öyle bir şey istemedim. Peki sana ne yaptı? Hiçbir şey yapmadım ama... Yani bilmiyorum. Sen yaptıklarına hiçbir şey yapmadı mı diyorsun? Bana bir şey yapmadı. Kime ama yaptı? Ama etrafı bilemem. Kime yaptı? Bilmiyorum. Biliyorsun Ecem. Ama biliyorsun. Bilmiyorum. Anlatmak istemem ben. Hani ne yaptı, ne yaptı ben... Peki sen hiç üzülmüyor musun bu diğer kızlara? Yani sonra ben kendi dertlerimden diyorsun. Önce ben kendi dertlerim varken niye herkesin derdini dinleyeyim ki mesela? Onları çözmeye ama senin yanında oluyor bunlar. Benim yanımda olsun olmasın ben mesela o kız da istemese orada durmazdı yani. Kimse istemediği bir yerde zorla tutulmaz ki zaten. Mesela seni zorla birisi tutamaz. Mesela kimseyi tutamaz. Ama madde bağımlısı yaparsan tutarsın. Akıl sağlığım yerindeyse hayır, tabii ki tutamaz. Madde bağımlısı çok ayrı bir şey tamam mı? Hemen hani bir madde içince direkt bağımlı olmuyorsun. Alkolle beraber devamlı bir ay iki ay yapınca bağımlı olursun. Aynen o şekilde. İşte tamam yani. Bak şimdi bu değil de benim derdim bak. Bir değil, iki değil, üç, bazen dört. Bu kadar insanla sizin ne işiniz var aynı yerde yalnız? Ne yapıyorsunuz Ecem? Sen bunu yakıştırıyor musun kendine? Ya bak bu normal bir şey değil.
Nasıl normal bir şey? Yani normal değil. Bu kadar adamla sizin... Yani arkadaşlarımız oluyor. Bunlar gayet normal. Sen hepsini arkadaşım diyorsun ama ki, öyle değil. Benim arkadaşlarım şahsen. Ben öyle bir görüyorum. Ya sen 18 yaşında, 19 yaşında bir kızsın. Evet. Senin 30 yaşında, 40 yaşında ne işin var? Ya ben saygı... Ben mesela insanlara şey yapıyorum mesela. Habil abiyi tanıyordum zaten. İbrahim abiyi de tanıyordum. Hani bana zararları yoktu. İkisine. Ama başkalarına vardı. Ben bilmiyorum başkalarına var mı yok mu. Ecem biliyorsun. Biliyorsun bunların hepsi tek tek çıkacak. Sen bazen söylemediğini zannediyorsun ama biz çok şey anlıyoruz zaten. Sen söylemeyerek koruduğunu zannediyorsun ama onlar seni korumayacaklar. Ben sana söyleyeyim. Bak avukatım yıllardır bir sürü mahkemeye girdi. Senin satmadığım dediğin insanların nasıl sattığını sana defalarca gördü. Yani. Yani suç örgütü Türk Ceza Kanunu 220. maddede suç örgütü sen örgüte üye olduğunu bile anlayamazsın. Yani örgüt, farkında bile örgüt, değil ki o zaten ne yaptığını. Lehine işler yaparsın. Bir bakarsın ki sen ona o alet olmuşsun. Yani örgüte yardım etmişsin ve bunların hepsinde de bir şey var. Bunların hepsinden de hiç ummadığın şekilde anında ceza alabilirsin. Anında kendini içeride bulabilirsin. Çünkü yapılan işler suç yani. Hani yaşı küçük çocuklar var. Bundan temin yasaklı madde var. Bundan temin edilmesi var. Ya hürriyeti tahdit suçları var. Bir yerden bir yere götürme suçları var yani. Ecem, bunların hepsi suç. Bak şimdi sen sanki hiçbir şey olmamış gibi zannediyorsun. Ben ne yaptım ki diyorsun. Sen şu zaman fark edeceksin. İnşallah öyle bir şey olmaz. Diyecekler ki Ecem bizi tanıştırdı. Ecem de oradaydı. İşte bu iş yapılırken, para alınır verilirken, bana istemediğim şeyler zorla yaptırılırken kim vardı? Ecem vardı. Ne yapıyordu? Ecem tanıştırdı. Ne yapıyordu? Ecem ön ayak oldu. Bu zaten çok ciddi bir şey Ecem. Sana masal gibi geliyor değil mi anlattıklarım? Bunlardan bir çıkış yolu var. Kanunumuz etkin pişmanlığı düzenlemiş. Yani etkin pişmanlıkta örgüt üyeliği olsun, yardım etme olsun. Eğer yardım etsen adalete yardımcı olduğun zaman bu çetenin çökertilmesine katkın olduğu zaman bu suç örgütünün o zaman ceza almıyorsun. Yani bunlar çok önemli şeyler. Kanunumuz bunları da düzenlemiş. Yani benden sana söylemesi. Yani artık sen bunun neresinde olursan ol. Yani şu anda aslında buraya gelmen de bence büyük bir nimet yani. Allah'ın sana bir lütfu yani Zahide Hanım'la tanışman, yani burada bu programla tanışman aslında senin için Allah'ın bir lütfu diye her düşünüyorum. Her şeyin bir hayırlısı vardır yani. Evet her şeyde bir hayır bak, var. Evet, ben bu de da... çok inanırım Ecem. Evet. İşte asıl madem her şeyde bir hayır var bak buna inanıyorsun. Senin söyleyeceklerin burada pek çok kızın hayatını değiştirecek derdim o. Olmadan onları durdurmak. Bu adamların yaptığı doğru şeyler değil. Size yaptıkları da doğru şeyler değil. Bundan sonra bak evlerinden sıcacık anasının babasının yanından sıcacık yataklarından alıp geliyorlar. Ecem pişman olduğun şeylerden birisi de bu adamlarla tanışmak olabilir mi? Bu tahtada yazan adamlardan birisi olabilir mi en büyük pişmanlığın? Kim? Kim söyle bana kim? Yok ya. Kim? Söylemek istemiyorum. Bu tahtada değil mi o? Bu tahtada. Gel yanıma. Gel. Gel. Kim söyle bana? Kim? Alıyorum. Alın evet. Sesleri. Söyleyemem. Peki. Söyleyemem diyor ama buraya bakıyor. Zahide Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi şöyle söyle. Ecem şimdi benim lafımı belki yanlış anlayacak. Ben açık söyleyeyim. Hı. Habil. Akdağ Madeni'nin köyünde kalıyor kendisi. Hı. Ben bas 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 bağırıyorum. Hodri meydanımı da okuyorum. Çıksın, gelsin, erkekçe konuşsun, yüzüme de söylesin. Keşke o kadar medeni cesareti olsa. Cesareti gelsin, olan buyur, varsa buyur. Ben buradaki isimleri. Gelsin Ecem de burada. Gelsin ama de. Belki sen buradasın. Habil, belki de gelemiyor. Habil denen kişi, Zahide Hanım. Habil denen kişi. Köyde. Ecem gibi kızları da peşine takıp 14-15 yaşındaki kızları tuzağa düşürüp konuşturmasınlar Zahide Hanım. Ben bir haftadır ki burada bas bas bağırıyorum. Ecem, açık söylüyorum. Biliyorsun değil mi? Açık söylüyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Habil'den de korkuyor konuşmuyor. Beni vuracak diyor.
Ben açık söylüyorum. Öyle bir şey olamaz. Bak bu yayını bütün emniyet teşkilatı izliyor. Abi şu anda, içeride girecek. İnfazı var, yanmak üzere. Bana gönderilen mesajı da Zahide Hanım, ekip arkadaşlara verdim. Sesli mesaj. Dinlemiştirsiniz belki de. Tekrar da dinleyebilirsiniz Zahide Hanım. Dinledim. Devamlı tehditler, yüksek sesler, bağırmalar, çağırmalar. Şu an Habil ne kadar korkuyor biliyor musun? Sen korkma, o korksun. Ve bu tahtadaki birkaç kişi daha. Ecem. Onlar korksun. Mikail'in orada Habil, o neydi onun adı ya? Çağlayan, sen, Çağlayan Emine, abi yoktu. Mikail'in karısı. Çağlayan toplanıp abi yoktu. İçmişsiniz. Çağlayan abi yoktu. Dayılı da Mikail. O Mikail abi vardı. Nerede vardı? Sahra da vardı. Sahra da eski. Sahra ne? Sahra neresi? Size. Sahra bir kız işte. Mikail'in eski karısı. Zahide Hanım. Kimin karısı? Mikail abinin eski karısı. Zahide eski Hanım. Karısı. O da mı vardı yanınızda? Zahide Hanım. Ekip arkadaşlara bir ben video vermiştim. Mikail'in... Bir dakika. Şimdi videoyu biliyoruz. Bir dakika. Kimin karısıydı Sahra? Mikail. Mikail abinin. Mikail. Eski eşi öyle mi? Evet Zahide Hanım. Bunlar boşanmışlar. Ne bunlar hala böyle beraberler? Ya öyle ya. Ben de anlamadım onları ya. Ben de anlamadım ki. Video izleyince anlar Zahide abla zaten. Ecem sen gencecik kızların nasıl yoldan çıkartılıp istemediği şeyler yaptığını, gerekirse beni de kesin. Başka türlü anlatamıyorum derdini. Gördün mü? Gördün. Gördün Ecem bak. Yani. Gördün. Niye bunu söylemiyorsun? Bırak söyle de bari onları kurtarayım. Bak yalvarıyorum sana ya. Bırak bu kızların günahına girme. Bu adam böyle durduğu müddetçe başka kızların da günahına girecek. Yazık değil mi çocuklara ya? Bak bir gün belki sen de anne olacaksın. Sen evladını bırakır mısın bu adamların peşine? Göz göre göre o küçücük kızların hayatlarının mahvolduğunu sen kendi gözlerinle gördün Ecem. Ecem biliyorum ya. Biliyorsun söyle. Kaç kız vardı böyle? Yani ben bilmiyorum ya. Kaç kızı biliyorsun? 3, 4 daha mı fazla? Yok. Kaç? Bir dakika kaç? Neyi biliyorum ben anlamadım ki bir şey. Hiç de anlamadım. Şaka falan. Anlamadım ama. Tekrar mı söyleyeyim? Kaç tane kız düştüğünü falan söyledim. Evet kaç tane kız düştü? Ben bilmiyorum ki. Kaç görmedim tane? Yani. Görmedim. Sayısını mı hatırlamıyorsun? Yani ben pek ilgilenmiyorum. Ben etrafta fazla bakmıyorum ya. Bu yayınları hem emniyet izliyor hem savcılık izliyor. Ve onlar seninle konuşurken benim gibi olmayacaklar. Yani. Bir de Yozgat yani. Burası Yozgat deyince ben Türkiye'nin en sağlam yani Türklük deyince, Türkiye deyince benim aklıma Yozgat, Konya her yer, falan her yer gelir. Ama özellikle ama bizim memleketimizin bir parçası Yozgat. Her yer olduğu gibi yani. Akdağ Madeni de öyle. Her yer öyle. Oradaki evlatlar da bizim evlatlarımız. Ben niye çırpınıyorum burada günlerdir? Ben bu işin peşini bırakmam. Asla bırakmam. Sen söylemezsen söyleyecek birisini bulurum. Ama aslında Ecem bana zaten her şeyi söylüyorsun sen. Ağzından çıkmıyor, dudaklarından çıkmıyor. Ama bakışlarından belli yani. Sen bu kızları sabah görmüyor muydun? Hallerini, perişanlıklarını. Bu adamın elinden kurtulmak için. Sürekli onunla değildim ki. Ama onunla olduğun zamanlarda görüyordun yani. Bu kadar genç kız nereden geliyor? 14 yaşında bir kızın ne işi var 30 yaşındaki adamla? Ben şehir dışında olduğum için geldi. Sen kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Ama öyle ben bir şey değil. Ben Yozgat merkezde kalmak istemiyorum mesela. Orada hiç yaşamak istemiyorum. Orayı istemiyorum ben. Niye? Çünkü böyle adamlar var öyle mi? Yani. İşte böyle adamlar varsa sen bu adamlardan... Ama şöyle de oluyor tabii. Bu adamlardan uzak durma noktasını da geçmiş olabiliyorsun. Çünkü onlar da senin hakkında bir sürü şey biliyor.